Şenol Hoca'nın açıklamalarını izledik. Şimdi Nefçi Bakü kısmını da konuşacağız tabii ki. Gezza kısmını da konuşacağız ama ana gündem Talişka. Talişka ile konuştum. Oyuncu gelmek istiyor. Ben de oyuncuya buradaki ekonomik durumu söyledim. Orta bir yol bulmak istediğini söyledi dedi. Yani resmi olarak aslında bir transfer görüşmesinin olduğunu artık Şenol Hoca bu anlamda açıkladı herkese. Serdar abi, şu cümleni bırakayım sana, genel bir toparlama yaparsın bununla birlikte. Talişka'yı birçok mevkide kullanabiliriz, sağ kanat transferi de yapmayız dedi hoca. Yani hoca şunu söylüyor, bana Talişka'yı verin, ben bir şekilde gerekirse başka transfer yapmasınız da bu işi idare ederim diyor. Bu da işin tabii çok ilginç kısımlarından bir tanesi. Ya şimdi ben, hoca öyle bir şey söyledi ki, taşları oturtmaya çalışıyorum bir yandan da. Çünkü bu böyle o an aklına gelmiş de gelen bir soru üzerine aklına gelip de söylediği şeyler değil. Benim tecrübem diyor ki bu planlı bir şey. Ve doğru bir şey. Bence de hocanın söyledikleri çok doğru. Şimdi diyor ki eğer diyor Talişka pahalı olabilir. Yıllığı takım içerisindeki dengeleri sarsabilir mi? Sarsabilir. Ama onun yıllığının bir kısmını işte rakiplerin transfer çalışmalarından bahsetti. Hatta diyor ki hani bize de öyle biraz orada hani ironi yapıyor galiba. Hani biz de bilelim de nasıl yapıldığını falan gibilerinden. Bir ironi yapıyor orada. Diyor ki kısacası zaten trend topik oldu hoca konuştuktan tabii, sonra. Tabii anında. Biraz hoca resmen oyuncu istedi. Ben öyle algılıyorum. Bana Talişka'yı alın dedi. Siz bana Talişka'yı alırsanız ben bir iki mevkiden vazgeçerim. Belki dört oyuncu alınacak. Talişka olursa belki Talişka ile birlikte iki oyuncu kurtaracak. Bir tane de Türk pasaportu bir oyuncu alınır. O da üç Türk olayından dolayı. Ya da mavi karttı. Çünkü neden? Talişka gerçekten her yere kaçabilen bir orta saha oyuncusu. Sağa daha çok kaçıyor. Bazen sola kaçıyor. Bazen santrafora gidiyor. O bölgede sürekli kendine yer bulabilen bir oyuncu olduğu için bazı mevkilerden şu anki transfer çalışmalarına feragat edebilir. Yani diyor ki 4 oyuncuya, 3 oyuncuya ayırdığınız bütçenin büyük bir kısmını Talişka'ya verirseniz 1-2 oyuncudan vazgeçilebilir. Bir futbol aklı değil mi Şenol Güneş? Tabii. Taraftar çok istiyor. Sen alırsan Talişka'yı bir kampanya yaptığınızda mutlaka destek sağlar. Yani Talişka'nın parasını hadi hep birlikte ödeyelim kampanyası değil tabii ki. Başka bir şekilde. Ben sosyal medyada bugün gördüm mesela 250 bin euro bağışlayan çıktı. Bir tane evet bir ben de onu RT ettim. Çok böyle teşekkür edenler oldu. Quaresma'yı taraftar aldırmıştı biliyorsunuz. Talişka'yı da eğer gelirse taraftar aldıracak gibi. Çünkü şöyle bir şey yorumlar yapıldı. Yönetim Talişka haberlerinden rahatsız yani zor imkansız. O yüzden taraftar umutlanmasın anlamında. Ama bir Talişka transferi ne yapar biliyor musun? Bütün her şeyi değiştirir. O olumsuz havayı farklı bir boyuta getirir. Taraftarı mutlu olur. Hoca mutlu olur. Ben futbolcu olsam Beşiktaş'ta ben de mutlu olurum. Talişka gibi adamla oynayacağım. Ben golcü olsam bana katkı sağlayacak adam derim. Ben savunmacı olsam Talişka varsa ileride bana çok fazla yük düşmez derim. Abubakar, Talişka, Cenk bir kez daha buluşmuş olacaklar. Bir kez daha buluşmuş olacaklar. Necip'i de katalım içine. Bir kez daha buluşmuş olacaklar o ekipten. Dolayısıyla burada hoca resmen yolu, yordamı bir şekilde gösterdi ama ekonomik boyutuna da dikkat çekti tabii ki. Yani o benim alanım değil dedi. Ama adam gelmek istiyor. Adam maaşında da indirim yapmak istiyor. Burayı da çok özledi. Peki o ne kadar olabilir Serdar abi sence? Yani şimdi hani bak, hocanın para boyutu orta yol başka. Dediği tahminen nedir yani mesela? Bak para bu, eğer Talişka orayı özledim diyorsa anlaşmanın yarısı tamamlanmıştır. 10 milyon euro ücreti Erden Timur açıkladı. Evet. 10. Olur, 10 milyon euro. Ya herhalde 5'ten de aşağıya düşmez gibi geliyor bana. Al Nasır'daki sözleşmesi. Ben zaten Galatasaray haberlerini yapma sebebim orada bir orta yolun bulunması. Yani bir kısmında Mane transferi sonrası çıkacak oradan. Bu maddi olarak düşme, ego olarak da düşünelim. Yani Ronaldo'yu kabullenir Talişka doğal olarak ama Mane sonrası orada artık hani 3 numara olmayı kabullenecek mi? Biraz ben öyle görüyorum. Yani şu da var. Talişka geldi. Forması, tişörtü bir tarafa. Toplu bir transfer töreni statta. Girişi
cüzi bir miktarda bir para her türlü sana katkı sağlar. Tabii ki. Her türlü. Tabii ki. Kaldı ki Şenol Güneş'in bu açıklamayı yaptığı gün Neftçi Bakü'yü geçmesi halinde Aris ve Dinamo Kiev değil mi? Galibiyle oynayacak. Galibiyle oynayacak. Oradan Dinamo Kiev gelse sıkıntılı bir rakip. Eski gücünde değil kabul, savaş ortamı ama çok farklı oynuyorlar. Yani artık duygularıyla oynuyorlar. Yani maddiyattan öte bir durum var orada. Geçen sene Fenerbahçe elediler. Sıkıntı çıkardılar. Dolayısıyla böyle bir güne de denk gelmesi manidar. Bu tesadüf. Belli zaten açıklanacağı. Şimdi Dinamo Kiev ya. Sen şimdi gruba giremedikten sonra. Tabii. Diyelim gruba giremedin. Ki Neftçi Bakü'de de çok zor bir maç. Gruba giremedikten sonra senin bu ligden kazanacağın şampiyonluğun prestiji çok büyük. Ama maddi getirisi çok büyük değil maalesef. Ama gruba girdikten sonra bu kadro, böyle bir kadroyla o gruptan çıkıp bir yerlere kadar gelebilme, üst seviyelere kadar gelebilme sana para kazandırıyor. Hepsinden öte oyuncularını parlatıyor. Ya bir de şimdi... Çünkü oyuncu satışında sıkıntı da var. Tabii. Yani Galatasaray kazanabiliyor. Fenerbahçe kazanabiliyor. Beşiktaş'ta bu olmadı bu sene. Onda da sıkıntı var. Çünkü her sene satman lazım. Üretmen lazım. Avrupa'da ilerlemen lazım. Ligde ilerlemen lazım ki çark dönsün. Bakın çark dönsün. Yani ama saha içinde bir şey olmazsa tribünler boş kalıyor. Kartal yuvaları boş kalıyor. Yani her şeyine zarar. Borsadaki hisselerin bile etkileniyor. Dolayısıyla o kadroyu biraz güçlü tutman lazım. Ben de buna karar verdim. Yani bakıyorum son 3 senenin transferlerine. Diyorsun ki ya şunları şu 3'üne vereceğim parayı keşke Talisca'ya verseydim diyorsun. Ya da şu 2'sine vereceğim parayı keşke Talisca'ya verseydim. Hocam hemen aynısını söyledi. Bir tanesi mesela Delali. Bir tanesi Delali mesela. Tabii yani sonuçta Beşiktaş öyle ya da böyle 4-5 milyon eurolara geldi değil mi maliyeti? Artık biraz daha böyle hani garantiye, şimdi Fenerbahçe garantiye gidiyor hep. Ya da şeyi söyleyeyim Serdar abi, dönelim bir flashback yapalım. Pjanic'le Teixeira'ya ayırdığın bütçeyi evet. Talisca'ya verebilirdin o transfer dönemi. Tabii. Hatta bir çok uç olurdu o dönem. Belki 6-7 milyon euro veririm ama Galatasaray'ı Icardi'ye verdi. Kimse de itiraz etmedi. Ben başka bir şey söyleyeyim. Fikret Orman döneminde Talisca'nın satın alma opsiyonu 20 milyon euroydu. Verilirmiş. O dönemki kurla transfer etsen sonrasında yine kardasın. Doğru. Tabii. Kardasın yani. Bir de ama orada yıllık çok, orada Talisca'nın da istemesi lazım. Çin'den öyle bir teklif geldi ki o yıllığı ödeyemezdi. Şimdi burada ilginç olan şu, Beşiktaşlı taraftarlar biraz hani Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferlerine de bakınca biz kadro olarak geride kaldık diye düşünüyordu ama şimdi şöyle bir durum da ortaya çıkabilir. Mesela Galatasaray'ın hücum üçlüsü hatta dörtlüsünü çok konuşuyoruz değil mi? İşte Icardi. Önde, solda Zaha, sağda Zaniolo, ortada Kerem gibi düşünelim mesela. Şimdi bu müthiş bir dörtlü gerçekten. Fenerbahçe'ye baktığımızda Dzeko, kanatta solda Tadic, sağda yani bilemiyorum Kent. Şu an kimin olacağını ama Kent oraya gidebilir. Şimanski'de 10 numara. Şimanski'de 10 numara. Yine çok gerçekten olağanüstü iyi bir hat. Beşiktaş'ta da yalnız Abubakar, Rebic, Gezal, Talisca olabilir. Ya evet. Da Rebic yenecek. Mesela Abubakar, Rebic, Gezal, Talisca'da müthiş bir dörtlü bence. Hiç fena değil. Tabii ki çok yani fena değilden ziyade bence çok iyi bir dörtlü oluyor. Yani bu söyleyeyim yani Icardi denklemi bozdu Serdar abi yoksa Abubakar derdim ben. Yani burada ben başkanın yönetiminde bundan haberi olduğunu tahmin ediyorum hocanın böyle konuşmasından. Talisca çıkarmamıştır diyorsun. Ya da hoca... Yani hoca durup dururken artık hani transferleri ya sen bak İsmail Hoca'ya soruyorsun. Ben böyle bir İsmail Hoca'ya soruyorsun transferi. Yani ben konuşmam o konularda yönetim diyor değil mi? Okan Hoca böyle Şenol Hoca gibi hiç konuşuyor da bu şekilde konuşmuyor. Yani Şenol Hoca dedi ki nasıl alınacağını alınırsa bazı mevkilerden vazgeçilebileceğini. Hoca yol falan gösterdi gibi, bence yol gösterdi. Yani. Yani bence hoca bunu hem aynı zamanda diyor ki başkana çok yüklenmeyin yönetime falan. Yani uğraşıyorlar. Ama alınması halinde hoca ne diyor? Bir değişiklik olur. Çünkü hocadan defalarca şunu duyduk. Ya bak. İsterim ama gerçekler başka diyordu. Mesela böyle diyordu hoca, bu kadar konuşuyordu transferle sana ilgili. Bir şey söyleyeyim. Bu kez çok açık konuştu. Bir hoca
takıma baktığın zaman takımın şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidip gitmeyeceğini anlar ilk haftalarda. Ve onu o havayı değiştirmek için çaba sarf eder. Özel çaba sarf eder. Mangal partileri, ailelerle birlikte kamptır, şudur budur bir şeyler yapar. Şimdi hoca bakıyor. Çünkü basında bakıyor, sosyal medyada. Futbolcular bakmıyor mu zaten? Taraftar isyanda. Ya Beşiktaş'ın futbolcusu olsam ben derim ki yani arkadaş bizi yani kale almıyor musunuz? Biz katkı sağlamayacak mıyız? Biz şampiyon olamaz mıyız? O gelmezse bu gelmezse diye. Bütün bu hava negatife doğru döndü. Doğru. Oyun da Şenol Hoca Allah aşkına iki tane genç sokmak zorunda kaldı ilk maçta. Dolayısıyla Şenol Hoca da biliyor. Eğer böyle bir transfer olursa tabii. Benim havam değişir kardeşim. Ben o havayı yakalamam lazım. Galatasaray'ın şampiyonluğunda bir hava yakalandı. Beşiktaş'ın 100. yılı bir hava yakaladı. Efendime söyleyeyim Şenol Güneş'in geldiği dönem Mario Gomez'ler falan bir hava yakaladın mı gidiyorsun. Şimdi o havayı yakalamazsan sezon başında sonuna kadar götüremezsin. Ben yalnız ilk defa bir teknik adamdan yani bilmiyorum siz duydunuz mu? Ben yani son bir haftada iki tane enteresan şey gördüm. Bir Murat Başkan sahaya indi, transfer yaptı. Evet. Bir de bir teknik direktör bir oyuncu istedi. Fatih Hoca da isim vermişti. İstemesinden daha ziyade ben ilk defa şöyle bir şeye şahit oldum. Oyuncu bir hafta içerisinde teknik oldumlar. Adamları daha önce nadir de olsa gördük ama şunu görmedim ben. Bana Talişka'yı alın, sağ kanat almasak da olur dedim. Ben ilk defa duyuyorum bir teknik adamdan. Yani dünya futbolu üzerinde ilk defa duyuyorum. Fatih yani. Hoca da şey dedi. Sen bana Falcao dersen ben sana stoper derim dedi. Yani o dedik ki Falcao'dan önce bir sponsor stopere ihtiyacım var dedi. Bir de Şenol Hoca da bu arada. Bizce İrfan Can, Onyekuru Mustafa Muhammed'in ismini verdi. İşte İrfan Can Fenerbahçe'ye gitmişti o dönem. O transfer dönemi dördün ismini evet. Zikretmişti basın toplantısında. Stoper konusuna da değindi Şenol Hoca. Yani stoperde de sayısal eksikliğimiz var. Oraya bir tane almamız lazım dedi. Hatta yani ben iki diyordum. Hoca yine muhtemelen tek transferle ve yardımcı çözümlerle işte Necip'i orada yine değerlendirmek gibi o konuyu çözmeye çalışıyor. Bu arada Talişka'nın oynadığı yerde transfer bitmesine herhalde sayılı günler mi var öyle bir şey? Serdar abi ben baktım ona çok önceden baktım. 15 Eylül'de bitiyor Suudi Arabistan'da. Oo vakit var o zaman. Hatta bizden sonra bitiyor. Ya bizimle aynı ya bizden sonra bitiyor gibi. Var var vakit var yani. Yani kiralayabilirler. Tabii ki. Öyle bir durum. Yani bonservis alma durumu. Ben zaten tamamını Beşiktaş'ın vereceğini düşünmüyorum. Aynen. Muhtemelen nasıl Abubakar oradan kontrattan çıkarken de bir tazminat aldı. Çok ciddi kontratlara imza atılıyor. Talisca'da da benzer senaryo. Ben bu yüzden zaten Galatasaray ihtimali olabilir mi sorusu sormuştum. Ama Galatasaray tabii transferde çok iddialı isimler aldı. Yani şu an Talisca'ya ihtiyaç var mı? Biraz fazla lüks olur Galatasaray'ın kadrosuna bakarsak. Tabii Kerem varken, Mertens varken yani tamam Talisca her takım için olur bir isim ama yani şu anki kadroda da koyacak yer biraz zor bulunur sanki. Alex'le Hacı kıyaslamasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Hacı çünkü bir liderdi. Etrafını çok oynatıyordu. Zaten kariyeri de ortada. Alex de Souza'ya benim en fazla benzettiğim oyuncudur Talisca. Tam bir 10.5 numara. Yani forvet arkası. Kafayla golleri de Şenol Hoca ile öğrendi. Zaten ayak içi müthiş. Duran top frikik golleri. Bir Trabzonspor attığı golü hatırlıyorum. İnanılmaz ne mesela yani. Talisca çok özel oyuncu. Ya ve 94 doğumlu. Onu da hatırlatın. Forma numarasının akılda kalıcı. Doğru. Yani hala 30 değil. Çemberlerinle ilgili hoca konuştu. Ve onu da ekleyelim bir bilgiyi. Konuşuyoruz ama başka isimler de var dedi. Sanki biraz Talisca transferine bağlı gibi de. Yok şöyle bir bilgi vereyim. Sky 24 saat içerisinde Türkiye'de olacak diye haber geçmişti biliyorsunuz. İlk oradan çıktı zaten. Yine o Sky'den bir İngiliz gazeteciyle yazıştım. Uçağı iptal olmuş. Sabah ilk uçakla Türkiye'ye gidecek. Şu anki planlama o. Yani yarın sabah Türkiye'ye normalde bugün olacaktı. Gece herhalde. Ama uçak cancelled diye yazıyor. Yani iptal oldu. Muhtemelen sabahki ilk uçakla Türkiye'ye gelecek.